Merhabalar, bugünkü dersimizde bir elektrikli ışıklı kart yapacağız. Bunun için bir A4 boyutunda renkli karton veya renkli kağıt olabilir. Bir yapıştırıcımız var. LED'imiz, bir adet bant, makas, bir küçük mıknatısımız. Ve bir pile ihtiyacımız var. Bir A4 boyutunda alüminyum folyo. Ve bir tane de A4 kağıdına ihtiyacımız olacak. Şimdi malzemelerimizi şöyle kenara alalım. İlk olarak alüminyum folyoyu kaplayacağız. Bunu kaplarken şuna dikkat ediyoruz. Şöyle renkli kağıdımızı, A4 boyutundaki renkli kağıdımızı açalım. Bunun ortasının uzunluğu kadar, bundan biraz daha kısa olabilir kenarları, alüminyum folyomuzu yerleştiriyoruz. Ve bunu yaklaşık 2 santim kalınlığında şöyle kaplıyoruz. Kısa kalan kısmı içine kaplayabilirsiniz. Evet, şu şekilde bir şerit elde ettim. Şimdi bunu şöyle kartı ikiye katladığımız zaman şu orta yerini biraz keseceğiz. Buraya ledimizi yerleştireceğiz. Şöyle ikiye katlayalım. Bunu da tam ortadan ikiye katlayalım. Ve şuradan şu parçasını tekrar üstüne katlamak suretiyle şuradan bir parça keselim. Şöyle kestik. Şimdi kartımızın neresinden ledimiz görünsün istiyorsak oraya küçük bir, şöyle kartımızı tekrar ikiye katlayalım. Şurada küçük bir yuvarlak veya bir şekil çıkartalım. Küçük bir kalp oluşturdum ben. Kartımızı açtık. Birinci alüminyum folyo uzun olan bir tarafına, kısa olan diğer tarafına yapışacak şekilde bunları şimdi yerleştireceğim şu şekilde. Ve yapıştıracağız.
Diğer kısa kısmını da yine bu tarafa yapıştıralım. Fazlası taşabilir, sonra keseriz, önemli değil. Evet, bu şekilde oluşturduktan sonra şimdi ledimizi tam bunun bir kısmını kaldırıyoruz. Katlı bölümünden biraz içerisine vermek suretiyle ledin bacaklarını biraz daha ayırabiliriz eğer kısa kaçarsa. Şöyle biraz uzatalım. Şu şekilde bakın ayırdım. Şimdi bunun alüminyum folyonun arasına ledin bacağını yerleştirdim. Diğer kısmını da bu tarafa koydum. Ortalı bir şekilde buradan açmış olduğumuz yerden görünecek şekilde denk getiriyoruz. Ve buraları bantlıyoruz şimdi. Evet, ledimizi de sabitledikten sonra şimdi beyaz kağıdımızı bunun üzerine denk gelecek şekilde şöyle yapıştıracağız. Ama yapıştırmadan önce kağıdı şöyle ikiye katlayalım. Katladıktan sonra şuradan bir işaret koyacağım. Bir kurşun kalem yardımıyla şöyle biraz içeriye doğru, bakın, şurada yapalım, daha net görünecek. Şöyle kağıdımı üzerine yerleştirdikten sonra bu alüminyum folyoya denk gelecek yerlerini işaretliyorum ve şöyle İç kısmına doğru biraz keseceğim kağıdımı. Evet, bu şekilde her iki kenardan da alüminyum folyolar görünecek şekilde uç kısımda kağıdı üzerine yapıştıracağız. Bu şekilde yaptık. Şimdi ikiye katlayalım. Ve bakın ledimiz boşluktan çıktı. Şimdi bunun üzerine de dilerseniz eğer evde varsa bir şöyle pil kutusundan çıkan veya ben pastil almıştım. Bu pastilin üzerinden çıkan plastiği de buraya yerleştirebilirsiniz. Bu tabii isteğe bağlı. Şimdilik bir kalsın. Şimdi
Pilimizi yerleştirelim. Mıknatısla pili yerleştireceğiz. Pil için böyle iyi yapışmamış bu arada. Öncelikle mıknatısı alıyorum. Ve mıknatısı burada yapıştırmış olduğum alüminyum folyonun içerisine yerleştiriyorum. Böylece pilim mıknatısı da sabitleyeceğim buraya pili. Bu şekilde daha biraz daha bükelim, düşmesin mıknatısı. Hem de dışarıdan görünmemiş olur. Şimdi üzerine pili yerleştirdim. Tabii burada artı eksiye de bakmak lazım. Bakın yandı. Bu üzerine temas ettiği zaman kartım yanacak. Yine açtığım zaman sönecek. Bu şekilde kartımız çalışmış olacak. Devremizde bir sorun yoksa eğer burayı iyi bantlamamız gerekiyor. Kartımız düzgün çalışacaktır. Açtığımızda sönecektir. Şimdi tabii dış kenarlarını, fazlalıklarını kesebilirsiniz. Şuradan fazlalığı keselim. Ya da iç kısımda bükülebilir. Bakalım. Evet. Büktüğümüz zaman daha sağlıklı oldu. Evet, bu şekilde siz de kendi kartınızı hazırlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde bir tebrik kartı hazırlayacağız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.